Herkese merhaba. Bitcoin'de Pavel'in konuşması sonrasındaki e, genel durumuyla alakalı ufak bir değerlendirme yapmaya çalışacağım kendimce. E, öncelikle biliyorsunuz daha öncesinden hangi kanalları takip ettiğimi, nasıl hareket ettiğimi sizlerle paylaşmıştım. Şu an için Bitcoin'in içinde bulunduğu duruma bakacak olursak zaten 2236 ve 2846 bölgesinin önemli bir destek olduğundan bahsetmiştik. Şu an için bu konuşmasına rağmen yani Powell'ın konuşmasına rağmen bölge üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ee, şu an için panik yapacak bir durum görünmüyor. Grafiksel olarak bahsediyorum tabii ki de teknik anlamda benim açımdan sorun yok. Ancak ne zamanki 2846'nın altında 4 saatlik bir mum kapanışı görürüm. İşte o zaman derim ki ha biz demek ki bir alt desteğe doğru gitme ihtimalimiz yüksek ki ben her zaman söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim bu mavi kanal benim açımdan çok çok önemli. Yani Bitcoin'de yapılacak manipülasyon, işte panik, korku, endişenin en fazla fiyatı bu bölgeye kadar düşüreceğini tahmin edebiliyorum. Kendimi de buna göre ayarladım zaten. Oldu ki Bitcoin şu anki fiyatından mavi kanala doğru bir hareket yaparsa %14 ile %20 arasında bir düşüşten bahsediyor olacağız. O zaman bunun alt koyunları olan yansımasını da kabaca hesaplayacak olursak ortalama %35 ile %40 arasında bazı alt yüzde %30 da olabilir tabii ki düşüş demek oluyor. Ben de elimde tuttuğum alt koyunları bu ölçüde emir girerek o düşüşlere hesap ederek eğer ki desteğe denk geliyorsa o %30 %35'lik düşüşler işte o bölgelere emirler girdim ve bekleyeceğim. Gelir mi bilmiyorum tabii ki. Piyasa koşullarını biliyorsunuz haberlere göre hareket ediyoruz maalesef. Ama ben hala söylüyorum. Buradan aşağı insek bile eninde sonunda o ara yükselişi yaşayacağımızdan şüphem bile yok. 50 bas puan arttırdıktan sonra şu anki veride oldu ki 50 bas puan arttırdı diyelim FED. Bu piyasanın son artık ee, düşüş için sebep olmuş olacak diye düşünüyorum. 50 bazdan sonra tekrar 25 gelirse şayet bu bir önceki 25'lerden daha pozitif etki yapacağını düşünüyorum ben. Ve bunun fiyatlanması başladıktan sonra artık zaten bu enflasyon verisi açıklanacak biliyorsunuz Mart ayı içerisinde. O veri de zaten olumlu gelecek. Buna rağmen Powell'ın bu şekilde konuşma yapması açıkçası bana pek samimi gelmedi. Yani piyasa içerisinde ...ki etkinliğini, piyasa üzerindeki manipülasyonu çok rahat sağlayabiliyorlar maalesef. Ve bana pek de gerçekçi bir konuşma gelmedi açıkçası. Bakalım ben mavi kanala göre şu an için kendimi hazır tutuyorum. Buraya gelirse şayet. Bunun altındaki herhangi bir günlük mum kapanışı yine bizi bir alt desteği beklemeye itecek bu şekilde hareket etmek zorundayız. Yoksa bu piyasada var olma şansımız yok. Her düşüşün canımızı yaktığı gibi yüksek kazançlar kazandırma ihtimali de artıyor. ya ben bu şekilde düşünerek aslında bu piyasada bu piyasaya pozitif bakmaya çalışıyorum. Çünkü belki sizler de bu piyasa içerisinde yıllardır varsınız. Birçok düşüş yaşadık öyle değil mi? Birçok yükselişler yaşadık. Yani sonsuza kadar düşmüyor ve sonsuza kadar yükselmiyor. Doğru yerde pozisyon aldıktan sonra payımıza düşeni bir şekilde bu piyasadan almayı başarıyoruz açıkçası. İşin özü bu. Acele etmemek lazım. Şimdi düşünsenize 23.800 dolaylarında insanların altcoin aldıklarını düşünün. Ve şu anki fiyat hareketi bana normal gelse bile destekte tutunduğunu bilsem bile burada alan insanların altcoinleri otomatikman %25-30 düşmüş durumda şimdi bu şekilde hareket eden bir yatırımcının bu piyasada var olma ihtimali bana göre sıfır. Hatta muhtemelen şu an sövüp sayıyor ve aldığı fiyata geldiği anda çıkmanın hayallerini kuruyordur. Keza da öyle olacak zaten. Bundan sonrası için mavi kanala gelirse şayet o ara yükseliş diye bahsettiğim senaryo var ya işte onun da bu şekilde olacak yani. Mavi kanalı geldikten sonra yine kademe kademe bizim bir şekilde 29 ile 40 bin arasına kadar çıkışı başlatacağını düşünüyorum. Yani ben 42 binleri göreceğimize inanıyorum ve bu inancımı korumaya devam edeceğim. Eğer ki bu piyasa düşecekse 40 bine uğradıktan sonra düşecektir diye tahmin ediyorum. Ee, yaşayıp göreceğiz. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ondan sonra zaten ne olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Benim adımla şu an için panik yapacak hiçbir durum yok. 19.000 ile 17.500 arasına kadar bu inişin yolu var. O bölgede kesinlikle altcoin ilavesi yapacağım. O desteğin altına inmesi durumunda ise tekrardan 16.000 bandını beklemeye başlarım. Bu şekilde hareket etmeye çalışıyorum. Bazı coinlerde stop olacağım tabii ki de. Bazı coinleri uzun vade olarak tutmaya devam edeceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.